Biz telefonlarımızı yüksek karlılıkla satmayacağız. Biz insanların güvenini istiyoruz demişti bundan bir süre önce Xiaomi'nin CEO'su. Xiaomi işte bu şekilde insanların kalplerini kazanmayı başardı. Ama videomuzun konusu tabii ki Xiaomi değil, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 9. O zaman vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Şubat 2019'da Xiaomi Mi 9 yani şirketin yeni amiral gemisi farklı versiyonlarıyla beraber karşımıza çıkacak. Biz bu videoda hem Explorer Edition'a göz atacağız hem de Xiaomi Mi 9'a göz atacağız. Belki de siz bu videoyu izlerken telefonlar duyurulmuş olacak. 20 Şubat sonrasında izleyenler için söylüyorum. Ama tabii ki bildiğimiz çok fazla şey var. Telefonlar neredeyse tamamen sızdırıldı. Hatta şirket başkan yardımcıları tarafından AnTuTu puanlarına kadar paylaşıldı. Xiaomi bu telefona güveniyor. Neden güveniyor? Onun cevabını verelim isterseniz tasarım ve ekrandan başlayarak. Xiaomi Mi 9 6.4 inçlik Super AMOLED ekran kullanacak. %87.99'luk ekran kasa oranı kullanacak bu telefon. Aynı zamanda ekran bazında birçok farklı teknolojiyi de bizlerle buluşturacak. Bunlardan tabii ki en popüler olanı nedir? Ekran üzerinden parmak izi okuma. Xiaomi Mi 9'da bu da bulunacak. Elbette ki Mi 9 yeni nesil bir amiral gemisi ve doğal olarak Qualcomm'un 7 nanometre teknolojisiyle üretilen Snapdragon 855 yongasından güç alacak. Bunun dışında Adreno 640 da grafik yongası olarak bu işlemciye katılacak. Bu arada Xiaomi tarafında direkt şirket yetkilileri tarafından paylaşılan şeylere de değinmemiz gerekiyor telefonun çıkmasının hemen öncesinde. Xiaomi'nin başkan yardımcısı olan Shang Wang'ın paylaşımını incelediğimizde 7 nanometrelik bu işlemciyle üretilen Mi 9'un AnTuTu üzerinde toplamda 387.851 puan aldığını görüyoruz. Depolama ve RAM tarafı ise bu telefonun tabii ki fiyatını direkt olarak etkileyecek şeylerden biri. Çünkü Xiaomi Mi 9'da farklı farklı seçeneklerimiz olacak arkadaşlar. Bunlardan biri tek seçenek. 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM bellek. Diğer tarafta ise 6 ve 8 arasında seçim yapabileceğiniz 128 GB'lık bir depolama alanı bulunacak. Yani toplamda Mi 9'un kendi standardında 3 farklı model bizlerle buluşacak. Gelelim kameralara. Bu aralar üçlü kamera düzeni oldukça popüler. Xiaomi de bu düzene ayak uyduracak gibi görünüyor. Ama üçüncü kamera noktasında yine başka bir Çinli üretici. Oppo'nun telefonunu incelemiştik hatırlarsanız. Onda da bir TOF kamera vardı. Ama gelelim bu sensörler bakalım bize neler sunuyor onlara bakalım. Çünkü bunlar da artık netleşmiş durumda. Telefondaki bu üçlü kamera düzeninde 48 megapiksellik ve f1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera kullanılıyor. Diğer tarafta ultra hızlı faz algılamalı otofokus kamera ise 12 megapiksel değere sahip. 8 megapiksellik TOF kameranın neler yaptığını dediğim gibi YouTube kartlarındaki videodan öğrenebilirsiniz. Gelelim bu kameraların video performansına. Çünkü video performansı noktasında da Mi 9 gerçekten güzel işler başaracak gibi görünüyor. Bu telefonun ana kamerası 4K'da 30 ve 60 FPS'lik çekim yapabiliyor. Bunun dışında 1080p'de ise 240 FPS'e kadar, 720p'de ise 960 FPS'e kadar çekim yapabiliyor. Tabi burada OIS desteğidir, diğer desteklerdir. Bunlar henüz belli değil arkadaşlar. Çünkü bunlar direkt telefonun diğer özellikleri. Lansmanla beraber bunların da netleşeceğine emin olabilirsiniz. Gelelim bu TOF kamera, yani TOF kamera nedir? Onu kısaca açıklayalım arkadaşlar. Time of Flight kamera olarak uzun yazılışı olan bu kameraya TOF 3D olarak da sesleniyoruz. Zaten RX17'de ışığın geri dönüşü üzerinden objelerin mesafesini ölçebiliyor. Bu yüzden 3 boyutlu görüntülenme yapabiliyoruz. Yani oldukça gelecek vadeden ilginç bir kamera teknolojisi TOF kamera düzeni. Ön kamera noktasında ise bizi tek sensör karşılıyor ve bu tek sensörün 24 megapiksellik bir değere sahip olduğunu belirtelim ve diğer önemli özelliklere geçelim. Mi 9'da kulaklık girişi bulunmayacak ve Type-C noktasından kulaklıklarımızı bağlamak zorundayız veya atıyorum Bluetooth bir kulaklığınız varsa yine bu şekilde bağlıyorsunuz. Artık Android üreticileri tarafında da neredeyse herkes kulaklık tarafına jack girişini kaldırmış durumda. Bakalım başka hangi markalar telefonlarından bu girişi kaldıracak. Xiaomi de bu firmalardan biri şu an. Gelelim batarya ve hızlı şarj desteğine. Yeni nesil Qualcomm, yeni nesil işlemci, yeni nesil Xiaomi Mi 9'la beraber oldukça güzel bir hızlı şarj
desteğine kavuşacağız arkadaşlar. 3500 mAh'lik Mi 9 bataryasını 32 Watt'lık şarj aletiyle dolduracaksınız. Yani 32 Watt destekleyen bir hızlı şarj. Nasıl bir sürede hızlı bir şekilde şarj olacak ben çok merak ediyorum. Testlerde görüşmek üzere diyorum hatta. Şimdi bu kadar anlattık. Sağlam özellikleri söyledik. Peki bu özellikler ne kadar verimli? İşte burada bir karşılaştırma yayınlandı. AnTuTu puanı ortaya çıktıktan sonra birçok spekülasyon ortada dönmeye başlamış. Diğer bir 855'li telefon Lenovo Z5 Pro GT'nin söz konusu performans testleriyle bu Mi 9 karşılaştırıldı. Z5 Pro GT'de 368.480 gibi bir puanla karşılaşılmıştı ve burada bakıyoruz ki Mi 9 20 puanlık bir fark atmış durumda. Telefonun fiyatı ise elbette hepinizin bu kadar özellikten sonra en merak ettiği şey eminim. Elbette yine lansmanda bu netleşecektir ama Weibo üzerinden bu fiyatlarda paylaşıldı. Şimdi diğer taraftan Explore Edition'da fiyatı bir şekilde paylaşıldı. Mi 9 alacağım ben diyorsanız ödemeniz gereken miktar şu şekilde, geçtiğimiz yıla oranla birazcık zam var tabii ki ama yine o dev amiral gemileriyle karşılaştırılmayacak düzeyde bir fiyat var karşımızda. Weibo üzerindeki afişte ortaya çıkan bilgilere göre cihazın fiyatı şu şekilde. Xiaomi Mi 9'un başlangıç fiyatı 519 dolar veya 458 euro olacak. Ayrıca Mi 9 Explore Edition'ın başlangıç fiyatı, daha doğrusu fiyatı ise 885 dolar olacak. Biliyorsunuz bu Explore Edition oldukça özel bir model. Bu modelde de farklı özellikler göreceğiz. Birazcık daha geliştirilmiş Mi 9 olacak. Hatta şirket CEO'suna göre Xiaomi Mi 9 Explore Edition dünyanın en hızlı ve en güçlü telefonu olacak. Bu gerçekten çok önemli bir iddia. Zaten lansmanda da bu bilgilerin açığa çıkmasını büyük merakla bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Mi 8 Explorer Edition 8 GB RAM ile gelmişken bu sefer 10 GB'ın üzerinde RAM ile geleceği konuşuluyor. Mi 9 Explorer Edition'ın yine arkasının şeffaf olması gündemde. Orada hile kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı çok merak ediyorum gerçekten. Bunların hepsinin cevabı 20 Şubat'ta düzenlenecek Xiaomi Mi 9 lansmanında olacak arkadaşlar. Bakalım bu keynote sırasında Xiaomi bizlere nasıl özellikler tanıtacak? Bunlardan hangileri doğru olacak? %90 oranında doğru olacaktır. Çünkü kendilerinin açıkladığı birçok bilgi var bizim sizlere aktardıklarımız içerisinde. Çünkü çok heyecanlılar bu yeni telefon için. Biz de onlar kadar heyecanlıyız. O zaman lansmanda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.